Emin Köleşan, Sözcü Gazetesi. Şansın böylesine maşallah denir. Sevgili okurlarım, Türkiye'de en şanslı partinin hiç kuşkusuz AKP olduğunu bilmemiz gerekiyor. Siyasette şans, kısmet olur mu diye sormayın. Hem de ne biçim olur. Allah bu iktidar partisine öyle bir kısmet vermiş ki akıl alır gibi değil. Nedir o? Yanıtını hemen vereyim. MHP. Meclis 600 milletvekilinden oluşur. Salt çoğunluğu sağlayıp her açıdan rahata ermek için herhangi bir iktidar partisinin 300 milletvekiline sahip olması gerekli. AKP'li vekil sayısı ise bugün itibariyle 264. Hangisi olursa olsun hiç fark etmez. En az 300 vekil sayısına ulaşamayan her iktidar partisi mecliste zorlanır. Ve bu zorlamayı giderebilmek için başka partilerle şu veya bu biçimde ittifak işbirliği arayışlarına girer. Bunun çaresini ve çözümünü arar. Aksi takdirde meclis oylamalarında zorlanır. İstediği yasaları çıkaramaz, istediği kararları aldıramaz. Bizdeki AKP iktidarının şansı ya da kısmeti diyelim işte bu aşamada devreye girdi. Tanrı onların yanına öyle bir destekçi verdi ki maşallah diyelim. Evet yine MHP. İktidarın her konuda kayıtsız şartsız destekçisi bir parti. Ama ayrı bir parti. Başkanı, kurulları, il ve ilçe yönetimleri ve hatta ilkeleriyle birlikte tamamen ayrı. Daha doğrusu kitapta yazdığı gibi öyle olması gerekiyor. Yani adı üstünde MHP bir muhalefet partisi. Fakat bizdeki uygulamaya bakıldığında adı resmen konulmamış bile olsam gerçek bir iktidar ortağı. O kadar ki çoğu konularda kraldan daha fazla kralcı. AKP siyaset gereği vur deyince vuruyor, dur deyince duruyor. Artık her şey zaten otomatiğe bağlanmış. AKP bu kanın kabul edilecek deyince eller kalkıyor. Reddettiğince MHP'nin elleri bu kez ters doğrultuda kalkmış oluyor. Şimdi alınan son karardan sonra bu konuda devreye ikinci bir parti daha girdi. İyi Parti. Altılı Masa'nın eski ortaklarından biri. Ancak bunun fonksiyonu başka bir deyişle görevi MHP ile kıyaslandığında farklı olacak. İyi Parti açıkça muhalefet yapacak. Bu konuda hiçbir kuşku yok ama esas görevini Mart 2024 seçimleri öncesinde yerine getirecek. Nedir o? İktidarın değil CHP'nin önüne set çekmek ve bunu muhalefet oylarını bölerek yerine getirmek. Bu yolla pek çok seçim bölgesinde CHP'nin kazanmasını önlemek, bir bölen olmak, bu yolla AKP'ye hizmet sunmak. İşin kolayını bulan MHP bu işi zaten yıllardır yapıyor. Onun görevi AKP'ye her açıdan destek verip yaptıklarını ne pahasına olursa olsun onamak. İktidara stepne baston olmak. Ne biçim sözde muhalefet partisi ise bunu bıkmadan, usanmadan yapıyor. Şimdi siyaset piyasasına ikinci MHP'nin çıkmış olduğunu söylemek mümkün. İyi Parti 81 ilin çoğunda ve yüzlerce ilçede kendi adaylarını gösterecek ve karşılığında Tayyipgiller familyasının duaları dışında hemen hiçbir şeyi kazanmış olmayacak. Bizim içimiz özellikle İstanbul ve Ankara'ya yanar alınan bu son karar nedeniyle oylar bölündüğünde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri AKP'den kurtarılmış olan bu iki kale yine AKP'ye dönebilir. Evet, AKP şimdi ikiz kardeş ve ikinci kısmet olarak yanına MHP'den sonra İyi Parti'yi almış durumda. Ancak İyi Parti'nin MHP'den bir farkı olacak. Bir yanda Meral ablamızın da unutulmaz katkılarıyla her gün sert muhalefet yapıyor görünecek. Öbür yanda ise hemen hiç iddiası olmasa bile oyları bölerek bazı büyük şehirler başta olmak üzere çok sayıda yerel yönetimi yeniden AKP'ye armağan edecek. Zira aynen devlet bey ve partisi gibi ablamın hedefinde de iktidar değil CHP olacak. Maşallah diyelim, başarılar dileyelim.